23 Eylül Çarşamba gecesi Bodrum'da yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Yaşanan kuvvetli sağanak sonrasında Konacık Mahallesi'nde de büyük ölçüde maddi hasarlar meydana geldi. Hasarın meydana geldiği yerler arasında Alparslan Türkeş Bulvarı ile Horasan Caddesi ve Bodrum Anadolu Lisesi Alt Caddesi başta geliyor. Kuvvetli yağmur sularının aşındırdığı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik ağır ilerliyor. Sel suları yolun bir bölümüyle orta refüje zarar verdi. Açılan bazı çukurlar tehlikelere neden oluyor. Konacık Mahallesi Orasan Sokak'ta oturan mahalle sakinlerinden Ali Altay o geceyi anlattı. Felaketi yaşadıklarını anlatan Altay şunları söyledi. O gecesi zaten bir felaketti. Affedersiniz, buradan sular birleşti. Şu karşıda gelen su, buradan gelen su birleşince burada arabalar düştü kanala. Kanalın ağzını kapatınca burada burayı patlattı. Buradan bizim arabaları aldı, hepsini götürdü. Sizin zararınız var mı? Araçlarımız gitti bizim. İki tane aracımız gitti. Ondan sonra bir şey kalmadı burada. Yani burayı hep böyle aldı götürdü. Buradaki bütün arabaları götürdü. Komşumun arabasını götürdü. Kanalın ağzında zaten hurda şeklinde hepsi bulduk. Evet. Öyle yani şimdi yani öyle felakete bakıyoruz. Hiç kimseden yardım görmedik. Kimse yardım gelmedi. O gün bizim bütün çevremiz suyla kaplıydı. Evlerimiz yıkılacak diye korktuk ama hiç yardıma kimse gelmedi. Bir tek telefonumuzu jandarma açtı. Başka kimse açmadı. Evet, şu anda gelen var mı ya, hasar tespiti yapmaya gelen var mı? Yok, hiç kimse yok. Daha şimdiye kadar kimseyi görmedik. Gelmedi. Hiç kimse gelmedi. Altay ayrıca gece yaşanan sel felaketini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Öte yandan yukarı Konacık Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle yollarda irili ufaklı çökmeler meydana geldiği gözlendi. Belediye ekiplerinin Konacık Mahallesi'nin bazı bölümlerinde dozer ve iş makineleriyle çalışma yaptıkları kaydedildi.